Peki bu öyle de Türkiye'nin tek derdi de enflasyon değil. Evet değil. Hep beraber biraz isterseniz başka bir konuya bakalım. Bu borsa işi bildiğiniz gibi değil dostlar. Saçınızı başınızı yolarsınız. Dostlarım. Anladık ve öğrendik ki 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 34 kişiye 61,5 milyon lira burs vermiş. Aslında 39 kişiden bahsediyoruz. Fakat o 5 kişinin verisine ulaşılamamış. Neden? Çünkü onlara burs veren İDO, İstanbul Deniz Otobüsleri Şirketi'nin özelleştirilmiş. Dolayısıyla belediyenin müfettişleri o özelleştiren şirketlere girmediklerinden Belediye'deyken bakın belediye'deyken burs alan 5 kişinin bilgilerine ulaşamamışlar O yüzden de 34 kişiyi biliyoruz. Ne kadar? 61,5 milyon lira. Şimdi bunun bir ilginçliği var. O da şu. Türk lirasını o zamanın Türk lirasıyla hesaplıyorlar. Halbuki Merkez Bankasının bir internet sitesi var. Size haftaya tanıtacağım. Deflatörü hesaplıyor. Siz diyorsunuz ki 2015'te 100 lira vardı. Bugün kaç lira? Size hemen söylüyor. O yüzden bunu hesaplamak artık çok kolay. O zamanki 100 lira bugün kaç lira? O zaman 10 bin lira bugün kaç lira? Çok kolay hesaplayabiliyor Merkez Bankası size. Ama gene de ben 61,5 milyon lira üzerinden gidiyorum. Şimdi dostlar 2008'de 34 kişiye 61 bin milyon 500 bin lira burs verilmiş. 2021-2022 döneminde İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi 51.992 e, 51 evladımıza 62 milyon 500 bin lira burs vermiş. Dostlar 34 kişiye mi burs vermek istersiniz? 52 bin kişiye mi burs vermek istersiniz? Bakın 34 kişi 52 bin kişi. Hangisine burs vermek istersiniz? Evet yanıtınızı biliyorum. Üstelik bu bursa acaba ihtiyaçları var mıydı o kişilerin? Niye ihtiyacı olana verilmedi diye de bir soru sorabilirsiniz. İlginç ama. Türkiye'de 2008 yılında hemen girdim baktım. Kaç üniversitenin bütçesi 34 kişiye verilen 61 milyon 500 bin liradan daha düşükmüş. Dostlarım 2008 yılında Türkiye'de 10 binlerce öğrencisi olan 40 üniversitenin bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 34 kişiye verdiği burstan daha azmış. Bakın 61,5 milyon liradan daha az bütçesi olan 2008 yılında 40 üniversite varmış. Bunu nereden biliyorum? Cumhurbaşkanlığının sitesinde bütçeler var. Orada bütün üniversitelerin bütçesi çıkıyor. Siz de girip bakabilirsiniz 2008 bütçesine. Ben de oradan bakıyorum zaten. İlginç olan şu. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin bütçesi 98 milyon liraymış. Bakın 34 kişiye 61,5 milyon lira burs veriyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'ne bütçesi 98 milyon lira. Balıkesir Üniversitesi 60 milyon lira. Mimar Sinan Üniversitesi 45,5 milyon lira. Düzce Üniversitesi 47 milyon lira bütçesi var. Galatasaray Üniversitesi'nin 33.2 milyon lira bütçesi varmış. 34 kişi 61.5 milyon lira burs alırken üniversitelerin bütçesi böyleymiş. Bu 34 kişi dehşet bir şey. Türkiye'de bilimi patlatacaklardı herhalde. Niye patlatamadılar bilmiyorum. Peki acaba üniversitelerin bütçesinin ne kadarını 34 kişi almış? Şimdi dostlar ODTÜ'nün 2008'deki bütçesinin %31'i kadar yani 3'te 1'i kadar burs almış 34 kişi. Düşünsenize. 34 kişi koskoca ODTÜ'nün bütçesinin 3'te 1'i kadar burs almışlar. İTÜ bütçesinin %36'sı kadar burs almışlar. Boğaziçi Üniversitesi'nin bütçesinin 3'te 2'si kadar burs almışlar. 34 kişi. Boğaziçi Üniversitesi'nin bütçesinin %64'ü Balıkesir Üniversitesi bütçesinin %103'ü kadar burs almışlar. 34 kişi Galatasaray Üniversitesi'nin %188'i kadar burs almışlar. Uludağ e, Mimar Sinan özür dilerim büt, üniversitesinin %137'si kadar burs almışlar. Bütçenin. İnanılmaz bir şey. Akıl durdurucu. 30 nasıl bir 34 kişisiniz siz arkadaşlar? Bu üniversitelerde binlerce insan var. 40 üniversiteden fazla. Bitmedi. Biraz Boğaziçi Üniversitesi'ne bakayım dedim. Girdim 2008 yılı Boğaziçi Üniversitesi akademik raporuna baktım. İnanılmaz. Ya gerçekten kurumsallaşma nedir anlıyorsunuz. Bir girin bir bakın dostlarım ya. İnsan Boğaziçi Üniversitesi'nin düşürüldüğü bu hale çok üzülüyor. Dostlarım Boğaziçi Üniversitesi'nde 2008'de 1303 akademik personel varmış. 1115 idari personel varmış ve 11027 öğrenci varmış. Bakın. 34 kişi 40 üniversiteden fazla burs alıyorlar ama Boğaziçi Üniversitesi'nin 3'te ikisi kadar burs alıyor. Yani 11000 öğrenci 1303 akademisyen 1115 idari personele için ayrılan bütçenin 3'te 2'si kadar burs alıyor 34 kişi. Nasıl? Ya olabilir mi böyle bir şey? İnsanın saçını başına yolası ki bende pek yok biliyorsunuz kelim. Ha olmayan kel kafamdaki saçları yolası mı geliyor. Özellikle 3 AKP'li öne çıktı biliyorsunuz. Ben çok uzatmamak için onların üzerinde özellikle durmadım. Üçünün aldığı toplam burs birçok üniversitenin, bak üç kişinin diyorum dostlarım bakın. Üç kişinin aldığı burs, üç AKP'linin birçok üniversitenin toplam bütçesinden fazla. Ama bir tanesini ben ele alacağım. Sayın Fatma Betül, Sayın Kaya. Sayın Fatma Betül, e, Sayın Kaya. Arkadaşlar. E, sayan olacaktı, evet sayın oldu. Ben sayın dediğim için herhalde, sayın Kaya dediğim için sayan e, Kaya tabii ki. Geri ödemesi gereken para 85.791 dolar, 78.315 lira. Neden? 20.000 lira olarak görüyorsunuz ama ben hemen girdim. O yıldaki 20.000 lira bugün kaç lira? Merkez Bankası söyle bana dedim. Merkez Bankası hemen söyledi bana. Dedi ki, o zamanki... 20 bin lira dedi. Bugün 78.315 lira dedi. Yani Sayın Kaya'nın Türk lirası olarak vereceği para 20 bin lira değil. Sayın İmamoğlu lütfen 20 bin lira olarak almayın o Türk lirasını. Merkez Bankası'nın deflatörüne giriyorsunuz. Ben haftaya burada tanıtacağım onu. Oraya parayı yazıyorsunuz TL'yi. Bugün kaç lira olduğunu söylüyor Merkez Bankası. Sayın Kaya'nın o zaman aldığı 20 bin Türk lirası bugün 78 bin lira. Üstüne de 85 bin 791 dolar var. Topladığımızda ne buluyoruz? Acayip paralar buluyoruz dostlar. Evet. Tabii ki burada ilginç olan şu. Devlet ne kadar burs veriyor çocuklarımıza? Biraz önce aşağıda gördünüz. Devlet çocuklarımıza, üniversite öğrencilerimize yılda 10 bin lira bile vermiyor dostlarım. 10 bin lira bile vermiyor. Daha fazla ileri gitmek istemiyorum. Bu konuyu burada bitireyim ve size bir başka dramı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin başına bela ettiği ve sizin orta yaşınızda, emekliliğinizde, çocuklarınızın büyüdüğünde hala ödemeye ceremesini çekmeye devam edeceği eğer iptal etmezsek çılgın projelere bir yakından bakalım isterseniz. Buyurun. Dostlarım TEPA Vakfı bir dijital kitap yayınladı. TEPAV'ın sitesine girip bulabilirsiniz. Türkiye'de kamu özel işbirliği model uygulaması etkin risk paylaşımı yönelik bir model önerisi. Coşkun Cangöz, Uğur Emek Hocamız, Nurhan Uyduranoğlu Karaca beraber yazdılar. Bu bir dijital kitap. Girip TEPAV'ın sitesine buna ulaşabilirsiniz. Burada ilginç bilgiler göreceksiniz. Türkiye'de ne kadar kamu özel işbirliği modeli e, projesi yapılmış? Ulaştırmada 105 milyar dolar. Enerjide 38 milyar dolar. sağlıkta